Cumhuriyet Halk Partililer değişimi istiyor mu? İşte kime göre? Yani şimdi herkes kendini Cumhuriyet Halk Partisi görüyor. Birisi istiyor, birisi istemiyor diye bakıyorlar. Ama burada halk yok ortada. Halka mı sormak lazım? Halk gerçekten, çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi halkın. Siyasi partiler de öyledir. Bütün partiler halkın partisidir. Yani halk oy verecek onlara. Gerçek sahipler onlardır. Onlar iktidara getiriyor, onlar iktidardan düşürüyor. Kamuoyu yakamalarına Kemal Bey'in gitmesini isteyen, bugün daha bana geldi, %67. Hatta Hikmet Bey'le dışarıda konuşurken, o az bile gibi söyledi arkadaşlarla sohbet ederken, %67'si Kemal Bey'in artık kalmamasını istiyorlar. Hı hı. Kemal Bey'in kalmasını isteyenler de zannediyorlar ki Kemal Bey daha bugün geldi. Yeni bir kurultayda genel başkan oldu. Hadi bir şans daha tanıyalım. Ama Kemal Bey 13 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkan olarak kalmış. Ve 12 tane seçim yenilgisi var. Ve millet bizim eskiden CHP genel merkezarı gibiydi. İşte Bosna'ya gittiğimiz zaman oyumuz yine muhalefet yedik. Çok düşüktü. 4.76 almıştık ilk açıldığımızda. Ama işte Bosna gelirdi, Boşnaklar, o vatandaşlar katliamdan yardım isterlerdi. Batı Trakya'dan gelirlerdi. Böyle genel merkez arı kovanı gibiydi. Giren, çıkan, gelen, milletvekillerine ulaşan. Şimdi incin top oynuyor. Kimse yok ki. Halkın olmadığı bir yerde kapatırsın, dernek yapacaksın. Kemal Bey'in son görevi de bu artık diye düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci dönem kurucusu olarak söylüyorum. Ben de SP'den seçilmiş milletvekili geldim 3 kişiyle. Deniz Baykal ve arkadaşları SP'den geldi. Biz 12 Eylül darbecilerin elinden CHP'yi aldık, çıkardık. Yani ikinci dönem kurucusuyuz CHP'nin. Bu bakımdan Kemal Bey'in son görevi CHP'yi batırmak diye düşünüyorum. Mustafa Bey kendine göre Kemal Bey'in yanında saf tuttu. İşte Ekrem Bey, işte o söylediği laf, Muharrem Bey söyledi ya, hadi gel bakayım buraya Muharrem dedi Kemal Bey. O da şey diyor, Ekrem Bey'e, artık sen de diyor gel diyor buraya diyor. O kullandığı tabiri biliyorsunuz Mustafa'nın. İşte koçum diyor, arkadaşlar diyor, işte siz mağlup oldunuz diyor. Yalnız genel başkan mağlup olmadı ki diyor. Siz hepiniz beraberdiniz diyor. O bakımdan Mustafa Bey kalsın diye uğraşıyor. Yani CHP Genel Başkanı kalsın. Onunla beraber yapalım. Hata bizim diyor. Hatta hatayı kendine alıyor. Kendi üzerine alıyor. Ekrem Bey'e de bu mesaj Ekrem Bey'dir. Yani Mustafa Bey'in söylediği mesaj. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı. Yani bu sözün arka planı. Siz devam edin. Tabii tabii. Ondan sonra dolayısıyla mevcut yapı değişmesin. Bunu diyen birinin arka planda bir takım hedefleri, bir takım planları ya, olmalı. Ya Mustafa Sarıgül gibi. Mustafa Sarıgül biliyorsunuz böyle hiç durmaz yani, kabuğuna sığmaz. Mustafa Sarıgül'ün muhakkak A, B, C, D filanları vardır. Yani Mustafa Bey bir büyük pişmanlık duydu. Mesela Deniz Baykal'la kavga etmeseydi, bir söylüyorduk o zaman. Şimdi CHP'nin belki de genel başkanıydı. Ama dolduruşa geldim diyor. Dolduruşa gelince diyor işte o dönem böyle bir hata yaptım. Hatta ilk açıklaması Ekrem Bey'e. Ya kardeşim ben bu şeyi yaşadım. Yani bu olayları, bu filmleri gördüm. Daha önce ben tecrübe kazandım. Sen bekle sıran gelsin. Sonra genel başkan olma şansın olur diye düşünüyor. Söylemişti biliyorsunuz Ekrem Bey direkt olarak. Ama Ekrem Bey'in tabii bu kararsızlığı şey var. Coşkun Hocam. Şimdi CHP kültürü başka bir şey. Yani her partinin kültürü de var. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyelerinden dışarıdan aldığı, mesela Numan Kurtulmuş dışarıdan geldi ya, AKP dokusuna uymadı. Onun içindeki mekanizma onu kabul etmedi. Ben çok iyi biliyorum. Yani ne kadar olsa o kendi işte kurucuları onu böyle yukarıda tutuyorlar yani. Yani istediği kadar çaba sarf etsin. Süleyman Soylu mesela dışarıdan geldi. Onu böyle o bünye kabul etmiyor. Sağ olmasına rağmen yani ikisi de sağ parti biliyorsun. Birisi Demokrat Parti'nin devamı, genel başkanlığını yaptı. Ben çok severim Süleyman Bey. Aslan gibi bir kardeşim. Aynı mahallede oturuyoruz. Beraber büyüdük. Yani o bizden 10 yaş daha gençtir. 10-12 yaş ama aynı mahallenin çocuklarız. Gazi Osman Paşa'da beraber büyüdük. Ama AK Parti'nin dokusu onu çok içine sindirir mi? CHP de böyledir. Kemal Bey sağdan geldi bize. İlk kırılma noktamız Kemal Bey'in genel başkan olmasıdır. Sonra Ekrem Bey de sağdan geldi bize. Yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünden, kökünden, Cumhuriyet Halk Partisi kokan o kültürü kazanmış arkadaşlarımızın çoğu CHP'nin başında olmadığı için bu duruma geliyor. Ama Mustafa Bey partili, gençlik kollarından gelmiş, seversiniz sevmezsiniz bir mücadele etmiş. İlk genç, en genç milletvekili seçilmiş. Yani ilk 80 öncesi SHP'den seçilmiş. İşte belediye başkanı oldu Şişli'de. Kaybetti, kazandı. Yani Mustafa Bey mücadelesi kendinin muhakkak onun arkasına genel başkanlık yatıyordur. Yani Kemal Bey'den sonra... Evet. Genel başkan adayı muhakkak olur yani. Onu tutamazsınız.